Tamam, benimkisi yaptı galiba. Şöyle yap, biraz da kaydır şey Alaaddin, bilgisayarı böyle biraz daha şöyle kesik gözü buradan gözük. Ortala kendini. Şimdi olmuştur herhalde. Tamam. Evet, güncel mesele ölüm meselesi. Yedinci kelime, oradan başlayacağız. 20. mektup. Ve ümit, yani mevti veren odur. Yani hayat vazifesinden terhis eder. Fani dünyadan yerini tebdil eder. Külfeti hizmetten azat eder. Yani hayatı faniyeden seni hayatı bakiyeye alır. İşte şu kelime şöylece fani cinni inse bağırır, der ki: sizlere müjde, mevt idam değil, hiçlik değil, evli olduğunu kaydeden Mehmet Aydın. fena değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedi değil, adem yokluk değil, tesadüf değil, failsiz bir inidam değil, failsiz bir yok olmak değil. Belki bir faili sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Sorun Ha, yok. tamam. Belki bir faili hakimi rahim tarafından bir terhistir, bir tebdili mekandır. Saadet-i ebediye tarafına, vatanı aslilerine bir sevkiyattır. %99 ahbabın mecmaı olan alemi berzaha bir visal kapısıdır. Yani maksadımız ölümden sonrasından, haşirden bahsetmek değil, ölümün mahiyetinden, yani ölüm nedir, ölümün mahiyeti, hakikati bundan bahsetmek. Her şey gibi ölümün de bir mülk, bir de melekut ciheti var malum. Aynenin iki veçi gibi her şeyin bir mülk ciheti var ki aynenin mülevven yüzüne benzer. Aynenin iki veçi gibi her şeyin bir mülk ciheti var ki aynenin mülevven yüzüne benzer. Muhtelif renklere ve halata medar olabilir. Biri melekuttur ki aynenin parlak yüzüne benzer. Mülk ve zahir veçinde kudret-i samedaniyenin izzetine ve kemaline münafi halat vardır. Fakat melekutiyet ve hakikat canibinde her şey şeffaftır, güzeldir. Yani her şeyin bir zahiri yönü, bir batını, yani bir mülk, bir melekut ciheti var. Melekut cihetiyle her şey güzeldir. O halde ölümün de melekut ciheti güzeldir. Yani mülk cihetiyle, zahiriyle korkutucu görünürken melekut ciheti başkadır. Yani onu korkutucu görmek neden oluyor? Zahirine bakmaktan. Melekutunu görmemekten ileri geliyor. Çok güzel. Her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsn ciheti vardır. En çirkin görünen şeylerde hakiki bir güzellik ciheti vardır. Bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin, müşevveştir. Fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Mesela ya, doktor ameliyat yapıyor. Yani zahiren bakılsa bu
ameliyat faaliyetine zahiren çirkin görünür. Fakat hakikatine baktığınız zaman şifadır yani. Yani hasta ameliyata yatıyor mesela, zahiren kesmek gibi görünüyor. Yani diyelim ki ameliyatın hakikatini bilmeyen veya bir çocuk mesela baksa, ameliyatı görse, yani korkar ve çok çirkin görünür ona. Annemi kesiyor der. Evet. Yani zahirini gördüğü için, hakikatini bilmediği için. Fakat doktor çirkin görmez. Neden? Çünkü ameliyat aslında hastanın şifaya kavuşmasının adıdır yani. Adam damarı tıkanmış, keserek açıyor mesela. Yani o zahiri kesmenin batını güzeldir yani. Şifadır. Doktor hakikati bilerek baktığı için o doktorun nazarında çirkin değildir, güzeldir. Hatta hastanın hayatını kurtarıyor. Yani aynı fiil bilmeyene kesmek olarak görünüyor, bilene hayat ve şifa olarak görünüyor. Bilmeyene, hakikatini bilmeyene, zahirine bakana kesmek olarak görünürken batınına, hakikatine bakana hayat ve şifa olarak görünüyor. Ölüm de böyledir. Lemalarda en evvel herkesi korkutan, en korkunç tevehhüm edilen ölümün yüzüne baktım. En korkunç tevehhüm edilen, vehmedilen ölümün yüzüne baktım. Nur-u Kur'an ile gördüm ki ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah, çirkin ise de fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir gördüm. Ölüm meselesi malum birinci mektubun ikinci sualinde biraz daha tafsilli. Evet, birinci sualin cevabının ahirinde denildiği gibi mevt vazife-i hayattan bir terhistir. Bir paydostur. Bir tebdili mekandır. Bir mekan değiştirmektir. Bir tahvili vücuttur. Hayat-ı bakiye bir davettir. Bir mebdedir. Bir hayat-ı bakiyenin mukaddimesidir. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir, öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile, bir hikmet ve tedbir iledir. Çünkü en basit tabakalı hayat olan hayat-ı nebati mevdi, hayat tabakalarının aşağısı olan nebatların mevti ölümü hayattan daha muazzam bir eser kanat olduğunu düşünüyorum. Rana gel şu mikrofonu kapat koş. Evet. Hayat-ı nebatiyenin mevti hayattan daha muntazam bir eser sanat olduğunu gösteriyor. Yani bitkilerin ölümü hayatlarından daha intizamlı bir sanat eseri olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti tefessüh ile çürümek ve dağılmakla göründüğü halde gayet muntazam, intizamlı bir muamele-i kimyeviye ve mizanlı, ölçülü bir imtizacat-ı unsuriye ve hikmetli bir teşekkülat-ı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü, çekirdeğin intizamlı ve hikmetli ölümü
sümbülün hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevti sümbülün mebde-i hayatıdır. Çekirdeğin ölümü sümbülün mebde-i hayatıdır. Hayatının başlamasıdır. Belki aynı hayatı hükmünde olduğu için şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Yani toprağa atılan bir çekirdek kimyevi bir muamele ile ne yapıyor? Parçalanıyor, dağılıyor, çürüyor. Yani o çekirdeğin maddeleri dağılırken daha dağılmadan sümbül olmaya başlıyor. Yani o dağılma sümbül olmanın başıdır, başlangıcıdır. Alaaddin. Efendim. Diğer kardeşlere soruyorum. Şimdi madem hayat ve mevt farklı. Şimdi hayatı tattık. Madem teristir, ölüm bedenedir, buradaki hayatın farklı bir şeyi devam ediyor ahirette. Ölüm nasıl var? Ölüm olmadı ki. Yani hadi yuhiyi anladık. Mevt nasıl oldu ya? Mevt bu hayatın devamı, bir ölüm zahirde gözükmüyor ki. Ölüm olmadı ki. Ölüm oluyor mu? Nasıl anlamak lazım? Çekirdek açısından ölüm var. Yani mesela çekirdek noktasından bakıldığı zaman, bak şurada şöyle dedi, çekirdeğin mevti sümbülün mevde-i hayatıdır. Belki aynı hayatı hükmünde olduğu için. Yani çekirdek ölürken aynı anda sümbülün hayatı başlamış oluyor. Yani yukarıda ne dedi? Ölüm bir tahvil-i vücuttur dedi. Yani tebdil-i vücut demedi. Mesela Risale-i Nur'un hiçbir yerinde, taradım özellikle, tebdil-i vücut tabiri yok. Tahvil-i vücut var. Yani vücudun hal değiştirmesi. Yani çekirdek var. Çekirdek ortadan kalkıyor, filiz oluyor. Yani biz çekirdeğin yok olmasına ölüm diyoruz. Halbuki çekirdek hal değiştirip filiz oldu. Ya şöyle diyelim. Mesela Arapçada kaç harf var? 28 harf var. Aslında bir harf var, değil mi? Yani bir elif bir noktadır. Bir elif bir noktadır. Şimdi öğrenciye desek ki tahtaya bir elif ve bir nokta yaz. Bir elif ve bir nokta yaz. Şimdi onu sil, onun yerine B yaz desem. Bu tebdil-i vücuttur. Elif'i silip onu yok edip onun yerine B yazması bunu tebdil-i vücut dedi. Fakat ölüm böyle değil. Tebdil-i vücut şu. Yani elif'e noktayı silmiyoruz. Kıvırarak B'ye. Şükrünüzün sesini kapat. Ruhundan mı geliyor abi? Hemen ben farkında değilim. Acemiyim, hemen bakayım nereden kapatılıyor. Hemen çocuğa gideyim. Çünkü ses bana gelmedi. Açtığım zaman kusura bakma. Hemen kapatıyorum. Sol tarafta mikrofon şeyi var. Oraya tıkla. Şimdi tahvil-i vücut, yani o elifi mesela kıvırarak B'ye dönüştürdük. Bak, yani silmedik B'yi. Yani elif kıvrıldı, B oldu. Bu tahvil-i vücut. Yani
daha yok olmadan hal değiştirmek. Yani ölüm de böyle. Yani çekirdek mesela, çekirdek diyelim ki saatin saniyesinin tıklaması gibi. Çekirdekte ilk hareket, ilk saniyesindeki hareket olduğu anda çekirdekte yani çürümeye başladı. Tık diye ilk hareket oldu. O hareket aynı anda filizin hayatının da ilk hareketidir yani. Çekirdeğin ölümünün başladığı an, o an filizin hayatının başladığı andır yani. Veya şöyle bir örnek de verebiliriz. Mesela diyelim ki fırıncı ekmek yapacak yani. Ekmek yapma faaliyeti nereden başlıyor desem, nereden başlar? Yani başakların biçilmesiyle başlar değil mi? Başaklar biçilir, harmana gelir, dövülür, un olur, fırına gelir vesaire. Nerede başladı? Yani ekmek, ekmeğin hayatı nerede başladı? Başağın biçilmesiyle başladı. Ekmeğin hayatının başlangıcı başağın biçilmesidir. Halbuki başağın biçilmesi başağın ölümüdür. Yani bir yeni bir hayatın başlaması bir önceki aşamanın ölümüdür. Öyle diyelim. Hem zihayat meyvelerin yahut hayvanların mide-i insaniyede ölümleri hayat-ı insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan o mevt onların hayatından daha muntazam ve mahluk denilir. İşte en edna tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti böyle mahluk, hikmetli ve intizamlı olsa tabakayı hayatın en ulvisi olan hayat-ı insaniyenin başına gelen mevt elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir ağaç olması gibi yer altına giren bir insan da alemi berzahta elbette bir hayatı bakiye sümbülü verecektir. Yani insanın ölümünün daha mükemmel bir hayat olduğu şuradan anlaşılır ki daha mükemmel bir hayatın başlangıcı olduğu. Şimdi meyvenin ölümü, mesela ağzımıza meyveyi aldık. Meyveyi aldık. Meyveyi ısırdığımız anda meyve ölmeye başlamıştır. Fakat meyvenin insan alemindeki ilk anlarıdır. Ve insanın lezzetlendiği andır yani. Bak, yani meyve dışarıda çok manasız bir şekilde dururken hiçbir şey yaramıyor. Dışarıda duruyor. İnsanın ağzına girdi, ölmeye başladı. Yani insan alemine intikal etti. Nebat alemindeydi, insan alemine intikal etti. İnsan alemindeki ilk anında ağızda büyük bir lezzeti netice verdi. Önceki haline göre çok büyük bir fark yani. Sonsuz derecede büyük bir fark. Yani meyve dışarıda manasız ama ağızda ölümüyle çok daha mükemmel, çok daha büyük, kaliteli bir hayata başlamış oluyor. Yani meyvenin nebatlıktan, meyvelikten çıkması meyvenin ölümüdür. Ama hakikat noktasında insan alemine geçmesi ve insan alemindeki hayatının başlangıcıdır yani. İnsan nefsinde şöyle bir özellik var ya, yani insan nedir? Zahir perestir yani. Ve
ve aculdur. Acul yani aceleci. Yani onun için böyle her şeyin zahirine bakar, yani batınına, yani batınına intikal etmek, hakikatine kafa yormak biraz zahmet işidir. Yani tefekkür de olsa birazcık külfet işidir. Yani zahirine bakar hükmeder. Yani mesela ağaca meyveyi gördü. Yani ağaca vermek en basit şeydir yani. Zahirine bakar ağaçtandır der yani. Yani bu ağaç bunu yapabilir mi? Bunda o ilim şuur var mı vesaire, biraz tefekkür ameliyesi gerektiriyor. Yani o şeyine girmiyor, zahmete girmiyor. Yani onun için ölüme de böyle bakıyor. Tamam. Hemen zahir perest ve acil olduğu için ölüm hemen kötüdür. Aceleci bir şekilde. Zahir perest bir şekilde. Fakat hakikatine baksa o şeyin çirkin değil, güzel olduğunu fark edecek. Yani şu aralarda manada felsefe gözlüğüyle sağ cihete bakıldığı zaman mazi ülkesinin kıyameti kopmuş, altı üstüne çevrilmiş, karanlıklı, korkunç, büyük bir mezaristanı andıran bir şekilde görünecektir. Felsefe gözlüğüyle geçmiş zamana bakıldığı zaman korkunç bir mezaristan şeklinde görünecektir. Ve bu görünüşte insan pek büyük bir dehşete, vahşete, meyusiyete maruz kaldığında şüphe yoktur. Fakat iman gözlüğüyle o cihete bakıldığı zaman hakikaten o ülkenin altı üstüne çevrilmiş bir şekilde görünürse de fakat can telefi yoktur. Mürettebatı, sakinleri daha güzel, nurani bir aleme nakledilmiş oldukları anlaşılıyor. Ve o kabirler, çukurlar da nurani bir aleme girmek için kazılan yeraltı tünelleri şeklinde telakki edilecektir. Yani mesela deprem, Allah korusun, deprem olup ev harap olduğu zaman yani insanlar ne diyor? Yani evimiz yıkıldı, eyvah evimiz yıkıldı diyor mu? Hayır. Yani bir can telefi oldu mu yani? Ona bakar yani. Yani deprem oldu, eyvah evim gitti. Hayır. Şimdi yani biri öldü mü acaba? Onun telaşına düşer insanlar. Yani birileri sağ kurtulmuşsa artık yani olan mal olsun. Çok şükür sağ çıktılar denilir yani. Aynen bunun gibi yani adeta ölüm insanın evinin yani depremle yıkılması gibidir. Yani işte diyor ya yani ceset ruhun hanesi ve yuvasıdır diyordu, değil mi? Ceset ruhun hanesi ve yuvasıdır. Yani ölüm nedir? Hane ve yuva yıkılıyor. Fakat içinden insan sağ olarak kurtuluyor yani. Yani Azrail'in bir vazifesi de işte insanı o şeyden, o yıkılan evden sağ kurtarmak. Bu konuda şöyle bir not almıştım ben abi. Bu ölüm, sekerat ve mevt hakkında. Yeri gelmişken onu paylaşmak istedim. Mevt, ruhun halık-ı ruha rücudur. Mevt, ruhun halık-ı ruha rücudur. Ölüm, esbab-ı hilkate cesedin rücudur. Ölüm, esbab-ı hilkate cesedin rücudur. Cevher olan ruh ile Azrail Aleyhisselam'ın beraber bir araya gelmesi de sekerattır. Cevher olan ruh ile Azrail Aleyhisselam'ın bir araya gelmesi de sekerattır. Bunun neticesinde ruh bedenden çıkıyor. Bu mevt oluyor. Geri kalan ceset
ölüm oluyor. Bunun tamamına da sekerat deniyor. İfade edebildim mi acaba? Evet. Abi aslında o zaman Azrail can alan olmuyor. Aslında can kurtaran oluyor yani. Öyle değil mi? Yani yıkılan evden canı kurtarmış oluyor yani. Ruhu. Evet. Alo. Biliyorum yani zaten 11. meselede insanın en değerli kıymetli varlığı diyor, ruhudur diyor. En kıymetli bir şeye teslim etmek. Bu da Azrail'dir diyor. Evet. Bu teslim ediyor. Sen en kıymetli şeyini en kıymetliye teslim edersin. İnsan ruhundan daha kıymetli nesi var? Evet. Yani bizi kurtaran, değil mi? Ruhumuzu kurtaran ve teslim alan ve onu muhafaza eden biri yani. Evet, yani can almaya itiraz eden bir sistem. Yani ben kullarının canını alırsam diyor, bana küsecekler demiyor. Allah bana bu vazifeyi verdi, canını alırsam kim küserse küsün ya, Allah dedi ya. Demiyor. Ama Cebrail aleyhisselam azap ayetlerini getiriyor. Ya Rab, ben bunları götürürsem senin kulların bana küser demedi. Azap ayetlerini getirmedim. Kur'an'a ait. Ya bu ayetleri götürsem şimdi cehennem tehdidi var. Kullarım bana küser demiyor. Azrail aleyhisselam diyor ki canını alırsam kullarım bana küsecek diyor. Şefkate bak. Evet. Usta da diyor ki insanın en kıymetli varlığı ruhudur. Böyle bir kıymetli Allah aklını Cebrail'e, hayatı İsrafil'e, nefsini Mikail'e, ruhunu Azrail'e teslim ediyoruz. Zaten onlar var burada. Saydıklarım onlar. Evet. Abi ruh ölümsüzdür. Nefs sadece ölümü tadacaktır diyebilir miyiz buradan hareketle? Hadis öyle zaten Mehmet. Küllü nefsin zayikatül mevt. Her nefis küllü nefsin. Hayat. Tadacaktır diyor. Küllü ruhun demiyor ki. Peki şöyle bir soru sorun. Zatı sıfatı bir hayal edin Allah'ın. Vücud, beka, vahdaniyet, kıde, muhalefetun lil havadis, kıyamu bi nefs, tekvin. 7 tane saydım mı? Saydım. Subutu sıfattan sayalım. İlim, irade, sem, basar, kelam, hayat, kudret. Mevt var mı? Ne zatı sıfatta mevt var, ne subutu sıfatta mevt var. Hayat var ama subutu sıfatta hayat var. Zatı sıfatta vücut var. Mevt esmada var. Peki neresinde var? Hayatın içerisindeki bir mertebedir. Mevt hayatın içinde anlam almış. Ne zatı sıfattır ne de subutu sıfattır. Yani hayat subutu sıfat iken mevt esmadır. O ne demek istiyorum bununla? Hayat mefti bloke etmiş. Gadab rahmetini aşmış. Rahmet, ters mi söyledim? Rahmet gadabını aşmış. İhata etmiş. Hayat da mefti ihata etmiş. Peki meft nedir? Bedene nedir? Ruhla alakası yok. Evet. Evet. Aslında ben ölüm niçin vardır yani? Niçin yaratılmıştır? Onu ayrı bir başlık yaptım. Onu zamanımız herhalde yetmez gibi görünüyor da. Yani ölümün mahiyeti ve hakikati, onları bu kısımlara, baş kısımlara şey yaptım, sıraladım. Devamında niçin ölüm var? Yani ölüm nedir? Ne ifade ediyor? Yani niçin ölüm diye bir şey yaratım? O zaman bir iki tane okusan oradan bize. Bunun hepi anlaşıldı bu. Yani istersen bir iki üç tane iki, kısa ise. Veya sana bırakıyorum. Şu anda 38. Yani evet, yarım saatte sıkıştır ikisini de. Tamam abi, inşallah. Şimdi
Tamam, problem yok. Sen hiç. Problem. Şimdi abi ölüm insanın aleminin değişmesi yani. Yani bu dünyada insanın alemi değişmiyor mu? Yani değişiyor. Mesela yani ruhen, kalben, manen bu dünyada alemi değişiyor. Yani ölüm de insanın aleminin değişmesi denir. Mesela halk arasında da kullanılır. Alemini değiştirdi denilir. Yani ölüm, dünyada da bunun benzeri şeyleri çok, numuneleri çoktur. Mesela Mesnevi'de şöyle bir ifade var. Böyle bir cümle var daha doğrusu, paragraf var veya. İleme yühel aziz, geceye benzeyen gençliğim zamanında gözlerim uyumuş idi. Ancak ihtiyarlık sabahıyla uyandım malinde olan ve aynı yakat namet bileyli şebibeti velem tentebih illa bisuhi meşib, şiirin şumulüne dahilim. Çünkü gençliğimde en yüksek bir intibah şaikasına çıktığımı sanıyordum. Şimdi anlıyorum ki o intibah intibah değilmiş. Ancak uykunun en derin kuyusunda bulunmaktan ibaretmiş. Binaenaleyh medenilerin iftihar ile dem vurdukları tenevvür-i intibahları, intibah, uyanış, uyanıklık, aydınlanma dedikleri şey, benim gençlik zamanımdaki intibah kabilesinden olsa gerektir. Şimdi yani 40 yaşını geçmişler anlar bunu da, yani gençler şey yapamayabilir. Yani 40 yaşlarına gelen bir insan, yani gençliğimde uykudaymışım diyor yani. Ama tabii uyumaya devam edenler de var. 70 yaşında da uyuyanlar var. O ayrı mesele ama. Yani 40 yaşlarına gelmiş bir insan gençlik uykusunda ne yapıyor? İhtiyarlık sabahında uyanıyor. Yani gençliğinde ölüm müydü? Hayır. Yaşıyordu ama başka bir alemdeydi yani. Uykudaydı yani. Gençlik gaflet sarhoşluğunda uykudaydı. Ne yaptı? İhtiyarlıkla uyandı. Yani bir nevi alem değiştirdi yani. Gençlikteki o gaflet aleminden ihtiyarlıktaki intibah alemine intikal etti. İşte ölümün bir benzeridir bu. Yani insanın hatta alemi dünyada bazen dünya ile ahiret kadar. Mesela imanla cennet gibi olurken dünya, küfürle cehennem gibi olabiliyor. Yani bu dünyada insanın alemi dünya ile ahiret kadar, cennetle cehennem kadar değişebiliyor. İkinci sözde ne diyor? Yani bedbin adamın nazarında mesela her yerde aciz biçareler, zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vavela ediyorlar. Hüdabin adamın nazarında girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Yani ikisi de aynı yerde, dünyada. İkisinin de alemi farklı. Birinin alemi matemhane, zalim ve cebbarların elinden mazlum biçarelerin vaveyla ettikleri bir alem. Diğeri için ise şenlik bir memleket, şevk ve cezbe içinde zikirhaneler. Yani sonunda, mesela ikinci sözün sonunda ne diyor? O iyi Hüdabin kardeşinin ikazı ile uyandı gafletteki. Yani ne oldu? Alemi cehennem gibiyken cennet gibi oldu. Yani alemi değişti. İşte yani ölüm bu intibah halinin en yüksek olduğu andır. Yani öyle diyelim. İntibahların en yüksek derecesidir yani. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Hadisi de bu hakikate işaret ediyor. Yani şöyle diyebiliriz. Şimdi insan aslında abi ehli iman şimdi bu yani işin başından baktığınız zaman ölüm gibi görünen şey öbür taraftan bakınca farklı görünüyor. Yani ehli iman aslında cennettedir.
cennettedir. Fakat perdelere sarılmıştır yani. Esbab dağdağısından ve vesayetin karanlık perdelerinden kurtulup Rabb-i rahimlerine makar-ı saltanat ebediyesinde perdesiz kavuşacaklar diyor ya mektubatta. Yani aslında cennette ruh fakat çok perdelere sarılmış. O perdelerin her birinin kalkması, yırtılması bir nevi ölümdür. Yani şöyle diyelim. Mesela insanın yolculuğu nereden başlıyor? Bunu şeyde 23. sözde o cümleyi oradan okuyayım. O yolculuk ise alemi ervahtan, rahm-ı maderden, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan, haşirden, köprüden geçen ebedül abad tarafına bir yolculuktur. Rahm-ı maderden, Mesnevi'de sabavetten de var. Burada eklenmemiş ama. Yani insan rahm-ı maderden, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan geçen bir yolculuğu var. Yani insan ana rahminde çok kalın bir perdeye sarılmıştı. Hiçbir şuur yoktu yani. Ana rahminden kurtuldu. Çocukluğa geçti. Çocukluk alemine geçti. Bir derece uyandı. Başka bir aleme, daha güzel bir aleme geçti. Yani ana rahmiyle çocukluk bir değil. Çocuk bakıyor, dünyayı görüyor vesaire. Ana rahminde hiçbir şeyin farkında değil. Ama çocukluk da yeterli bir uyanış değil. Mesela Sindi Kemal'e, Sindi Bülüğ'e kadar mesul değil yani. Demek ki farkında değil bazı şeylerin. Farklı bir alemde. Sindi Bülüğ'den sonra farklı bir uyanışa geçiyor. Farklı bir intiba hali. Ne oldu? Çocukluk aşaması bitti. Yani çocukluk öldü. Önce ana rahmi alemi öldü. Çocukluk alemi öldü. Sonra gençlik, ihtiyarlık. En sonunda dünya perdesini yırtıyor insan. Dünya perdesini yırtarak en büyük, en yüksek bir intiba haline kavuşuyor. Şurayı da okuyup için ölüm yaratılmıştır ona geçelim. Ya burak bence ölümü en iyi izah eden yerlerden birisi. Malumunuz ince remizli bir mesele var. Nasıl ki su kendi zararına olarak incimat eder. Buz buzun zararına tebeyyü eder. Lüp kışrın zararına kuvvetleşir. Lafız mana zararına kalınlaşır. Ruh ceset hesabına zayıfleşir. Ceset ruh hesabına inceleşir. Öyle de alemi kesif olan dünya, alemi latif olan ahiret hesabına hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Kudret-i fatıra gayet hayret verici bir faaliyetle kesif, camit, sönmüş, ölmüş eczarlarda nuru hayatı serpmesi bir remzi kudrettir ki alemi latif hesabına şu alemi kesifi nuru hayat ile eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor, hakikatını kuvvetleştiriyor. Evet. Yani ruh ceset hesabına zayıfleşir, ceset ruh hesabına inceleşir. Yani mesela ceset ruh hesabına inceleşir. Ne demek? Yani mesela insan yaşlanıyor. Yani vücut ihtiyarlıyor. Fakat ruhu daha tekamül ediyor, daha olgunlaşıyor. Yani insan yaşlandıkça, yıprandıkça olgunlaşıyor, kemalat kazanıyor. Aslında şimdi ölüm daima cereyan eden bir hadise. Şimdi ruh
Ruh bakidir. Ruh baki değil midir? Evet, bakidir. Madem ruh bakidir, ruh terakki ettikçe, ruhun hakikati çoğaldıkça ve kuvvetlendikçe ne yapıyor? Ahirete geçiyor demektir. Yani o hakikatler ahirete geçiyor. Yani şöyle diyelim. Yani insan bu ceset vasıtasıyla bu alemi seyrediyor. Bu alemden çeşitli hakikatları topluyor. O hakikatlar ruha mal oldukça aslında bu bir nevi ölümdür. Ölümdür. Yani hakikatları ruha gönderiyoruz. Ruh da bakidir, ahirete ait bir şeydir ruh. Baki olduğu için, ruha mal olduğu için aslında insan hakikatları gönderdikçe bir nevi ölmüş oluyor yani. Şöyle diyelim. Buradan manaları ruha mal ettikçe gönderiyor. İnsan terakki ediyor. Artık ruh bu dünyadan alacağı bütün manaları aldı. Sadece cesetle küçük bir bağ kalıyor. Eskimiş cesedinden sıyrılmak kalıyor. İşte o eskimiş cesedinden sıyrılmaya biz ölüm diyoruz. Aslında o eskimiş cesetten sıyrılana kadar buradan bütün hakikatleri ahirete gönderdi yani. Yani ölümünün çoğu gerçekleşti zaten. %99 gerçekleşti. Biz bir tane kalana yani sala verip namaz kılıyoruz. Yani mesela şöyle diyelim. Yani evi taşıyacağız. Evi başka bir yere taşıyacağız. Yani parça parça taşıyoruz eşyaları. Yani koltukları taşıdık. Bilmem kitapları taşıdık vesaire. Halıları taşıdık. Taşıdık. Ev tamamıyla boşaldı. Taşınacak hiçbir şey kalmadı. Ne yapıyoruz? En son kilit vurup gidiyoruz yani. Biz yani insanların ölüm dediği o kilit vurup çıktığımız an. Halbuki eşyalar gitti yani. Aynen onun gibi. Yani biz her şeyimizi ahirete gönderiyoruz zaten şu anda. Yani %99 ölümümüz gerçekleşiyor zaten. Sanki bu en sonki Dima dersine göre tekvinden kudrete ve tekrardan tekvine dönüş gibi mi oluyor? Tekvinden kudrete. Hasan abiye sormak lazım. Acayip bir mevzu, acayip. Bu sanki bana hiç ölüm şey gelmiyor yani. Bu Dima dersinin yapa yapa mı oldu artık bilmiyorum. Öyle hani eskide bir kart vardı telefonlara. Böyle kart veriyorlardı, kontrol yükleyecektiniz. Hatırladınız mı? Orada bir sayı var altında. Arka tarafta tırnakla silerdik. Tırnakla silerdik, sayı çıkardı, yüklerdik. Hatırladınız mı? Evet. Ben onu, o sayı var ya sayı ve üzerine ikinci boya silmek, o kadar şey görüyorum yani, hissediyorum. Şurada her şey var. Sen ince bir şey var yani şurada. İnce bir şey var onun üzerinde. Yani bir yere de gidilmeyecek gibi yani böyle sildin mi oradasın. O ince şeyde ceset mi oluyor? Ceset.
işte ruh, ceset, ruh hesabını inceleşiyor ya. Mesela 6 aydan fazla hücre var mı? İnsanda yok. Yaşlı, benim nerem yaşlı? Bir senelik hücrem yok. Yani ruh hesabına sima şekil alıyor. İşte suratı şöyle oluyor. Namaz kılıyorsa, kılmıyorsa, nur, Risale Nurcuysa, tarikatçıysa, Aleviyse, Fransızsa, Sünniyse. Her şey ya. Buraya bakarsan nüfus cüzdanından daha acayip. Nüfus cüzdanı varlığını gösterir. Böyle değil ki. Şahit oluyorsun adamın hakikatına. O varlığına alamet oluyor. Nüfus cüzdanına benzemiyor ki. Her şey. Şimdi bir senelik hücre yok. Kim ihtiyar ya? Kim var burada? Bu yüzünde ruh olduğu kadar ahiret dünyada böyledir. Ruhunda şey, simanda ruh nasılsa ahirette dünyada böyledir. Ahiret suretinde böyle gözüküyor. Gözüken ahirettir aslında da. Ama şu beden gözüyle var. Şu anda gözüken ahiretin bir şubesi şeyi ya, beklemesin. Mesela doktora gittin, bekliyorsun salonunda. Öyle bir yer ya. Yani simaya bak yani. Şu atom buralıyken sima buralı mıdır? Bedeni hisler hariç vefa, haya, edep, şefkat, aşk, muhabbet, lezzet, surur, bunlar burada iken, burada kullanılırken buralı değil ki. Hiç alakası yok ki burayla. İşte o kart, kontur kartı gibi şöyle bir silmek yani. Altındaki yazı hemen altta. Hani böyle işte bu derslerle böyle silesin geliyor şu hava kartına. Şöyle aha işte burası. Böyle silen geliyor böyle. Ahiret nerede? Ruhun simanın neresindeyse ahirette dünyanın orasındadır. Su buzun neresindeyse ölüm de senin orandadır. Evet, ahiret de dünyanın orasındadır. 6 ayda bir ceset yenileniyor ya. Evet. Şimdi yani mesela 7 ay önceki cesedim nerede? Toprakta yani, gömdük yani. Yani insanlar her sene 2 defa cesetleri toprağa gömülüyor yani. Vardım. İçerenköy'de, ben İçerenköy çocuğum, gençliğim orada geçti. Bakkal vardı, bakkal. Bir tane amca vardı. Şekerden ayağı kesilmişti. Bana hastanede telefon etmişti. Mahallenin çocuğuyum, evlatları gibiyim, hem de hoca olduğum için onlara göre. Hocam diyor, ayağım kesildi diyor. Tamam, bunun cenaze namazı kılınacak mıdır diyor. Dedim ki, cenaze namazını kılarken dedim, kimin adına kılacaksınız? Benim adıma dedi. Sen de cenazeye durmayacak mısın? Sen de cenazeye durmayacak mısın? Şimdi bir organ gitti. Ne diyor, organım gitti yani. Sen mi gittin? Cenazeye kim duracak? Sen organını, cenazesini kılarken sen de dahil olursan kim kimin adına kılacak? Ha? Aslında mesela diye Alzheimer. Alzheimer olanlar ölmüş. Bizim için diriler. Biz, onların imtihanı bitti. Alzheimer mesela. Bizim için. Bitkisel hayat. Onlar için bitti. Bizim için. Bizi Allah onunla imtihan ediyor. Onlar bitti. Aynı onun gibi ya. Alzheimer burada yaşıyor. Buralı mı? Hiç alakalı. Alzheimer hiç. Dünya yansa bir şey. Kardeşim biz burayı bilmiyoruz ki ahireti anlamaya çalışalım. Burayı bilmiyorum ki ben ahireti anlayayım. Burası burası değil ki. Kart ya. Kart. Kontrol kartı gibi. Silesin geliyor. Burayı bilmiyoruz. Bedeni bilmiyoruz. Evet. Evet. Ölüm, peki Cenab-ı Hak yani niçin ölümü yaratmıştır? Bunu 20.
22. sözün ikinci makamının 10. lemasında şöyle diyor: tecelli-i cemaliyeyi gösteren hayat nasıl bir bürhan-ı ehadiyettir? Belki bir çeşit tecelli-i vahdettir. Tecelli-i celali izhar eden memat dahi bir bürhan-ı vahidiyettir. Evet, mesela velillahil meselül e'la, nasıl ki güneşe karşı parlayan ve akan büyük bir ırmağın kabarcıkları ve zemin yüzünün mütelemmi şeffafatı güneşin aksini ve ışığını göstermek suretiyle güneşe şehadet ettikleri gibi, o kataratın ve şeffafatın grubuyla gitmeleriyle beraber arkalarından yeni gelen katarat taifeleri ve şeffafat kabileleri üstünde yine güneşin cilveleri haşmetle devamı ve ışığının tecellisi ve noksansız istimrarı katiyen şehadet eder ki, sönüp yanan, değişip tazelenen, gelip parlayan misali güneşçikler ve ışıklar ve nurlar bir baki, daimi, âli, tecellisi, zevalsiz bir tek güneşin cilveleridir. Aynen öyle de şu mevcudat-ı seyyale vücutlarıyla ve hayatlarıyla vacibül vücudun vücubu vücuduna ve ehadiyetine şehadet ettikleri gibi zevalleriyle, ölümleriyle o vacibül vücudun ezeliyetine, sermediyetine ve ehadiyetine şehadet ederler. Demek ki yani şimdi Cenab-ı Hakk'ın hayat sıfatını, vücudunu nasıl anlayacağız? Hayat ve vücut, bunun masalları var. Bunu anlayacağız. Fakat bekasını nasıl anlayacağız yani? Bekasını. Yani her şey zıtlığıyla bilindiğine göre Cenab-ı Hakk'ın bekasını da fena ile anlarız yani, ölümle. Yani ölüm olmasaydı mesela, ölüm olmasaydı beka sıfatı nedir bilemezdik. Her şey devam ediyor yani. Aynen ışığın bilinmesi karanlığa bağlı olduğu gibi. Yani hudutsuz, sınırsız bir ziya bilinmez ve hiç sorunmaz. Onun gibi hudutsuz bir beka bilinmez ve anlaşılmaz yani. Bekayı anlayabilmek için fenayı, ölümü bilmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın beka sıfatını anlayabilmek için ölüm yaratılmıştır. Tamam, yani nasıl ki mesela enaniyetteki sıfatlar da vehmidir ya. Yani mesela diyelim insanda bir malikiyet var. Yani insan kendinde bir malikiyet vehmeder. Malik değildir halbuki. Şuradan şuraya kadar benimdir, buradan ötesi Allah'ındır der. Oradan oraya kadar senin değil yani aslında. Sadece o vehmi hatla Cenab-ı Hakk'ın malikiyetini anlıyorsun. İşte ölüm de aslında, ölüm diye bir şey yok aslında. Biz ölüm vehmi bir şeydir. Cenab-ı Hakk'ın bekasını anlatmaya yarayan vehmi bir şeydir, itibari bir şeydir. Hatta bu itibari şeyi Hulusi abinin bir mektubunda kullanıyor. İtibari kelimesini çok dikkatimi çekti. Diyor ki, hasta bir talebeniz olduğundan Kur'an'ın eczahanesinden verdiğiniz bu ilaçlarınızla sıhhatimi, matbahayı Kur'an'dan intibak buyurduğunuz bu gıdalarla bütün hasselerimin kuvvetini, hayatın 5 derecesini de talim, mevtin itibari bir keyfiyet olduğunu tefhim. Şuraya bak, şuraya bak. Mevtin itibari. Ne yapıyor? İtibari. Mevt olmasa hayat meratiplenmez. Celalı, celal cemala müdahale edince kemal mertebesi çıkıyor. Küfür yok, imanın meratibi yok. Mevt yok, hayatın meratibi yoktur. Mutlak ve muhit olur. Mevt hayatın meratibini, hayatı mertebelendirmek için vardır.
itibaridir o. Evet, devam et. Bak nasıl anlamış bir abiye bak, Hulusi abiye bak. Dayanamadım yani. Hulusi abiye bak ya. Nasıl insan gurur duymaz? Nasıl? Bak itibaridir diyor. Nisbi ne bak? İtibar şu. Nisbi hariçten alma özelliğimiz. Emri nisbi. Dışarıdan alma özelliği. İtibari alınanların içerideki anlamlanması. Hayatı şehit mi? Kaç çeşit hayat var? Hayatı mertebeleri var değil mi? Şehidin mertebesi var. İlyas, Hızır vardı. Hızır, İlyas vardı. İsa vardı. İsa Aleyhisselam vardı. Şuhedanın hayatı vardı. Bunlar neyle mertebelendi hayat? Meftle. Mefti kaldırın. Hayat mutlak ve muhit olur. Mertebesi yok. Aslında meft hayatın içindedir. Hayatın dışında yok ki. Onun için söylediğim hay subuti sıfattandır. Meft esmadandır. Onu rahmeti gadabını aştığı gibi hayat da mefti kuşatmıştır. Ne işe yarıyor? Hayatı mertebelendiriyor. Bize bakan yönü nedir? İtibaridir. Senin aleminde anlam kazandırıyor. Maziden beslenip Allah ile, istikbal ile anlam kazanıp, yani ahiret iman etmeyle sana dünyada farkındalık veriyor. Maziden beslenip istikbalde anlam kazanarak sana farkındalık verendir. Özür dilerim, devam et. Hulusi abinin şeyine bak. Hızır abi de ağzıma dolan. İtibaridir diyor ya. İnsan kafası yesi geliyor. Bu nasıl görmüşler ya? Ustad da onaylamış koymuş. İtibaridir. Bu bitiriyor senin ölüm korkunu ya. Senin anlayışındadır. Öyle bir şey yok diyor. Mevt hayatın içerisindeki mertebelendiriyor. Nasıl ki küfür imana hizmet eder. İmanın nimetini mertebelendiriyor. Celal cemali mertebelendiriyor. Kemal oluyor. Mevt de hayatı mertebelendiriyor. Birinci mertebe hayat, ikinci mertebe hayat, üçüncü mertebe hayat, dört, beş. O kadar saymış diye, o kadar değil ki. Nihayetsiz hayat mertebesi var. Onu mevt yapıyor. Bu işi, bu işlevi o yaptı. Ebu Cehil nasıl ki peygamberliğin ortaya çıkmasında bir işlevi var. O da bir işlevi yaptı. Onun yaptığı iş kimse yapamaz. Evet. İtibari. Şu anda bitiriyor. Evet abi. Bir şey soracakmışsın. Biraz hızlı konuş. Adem'i her şey itibarilik sana kazandırıyor. Mesela şeytan mudil esması değil mi? Esma. Peki o şeytan bizde var olan esmaları hem anlamlandırıyor, tek tek esmaları, hem bir esmayı mertebelendiriyor. Onun için celali cemali bir çarpıştırıyor 24. söz. Celali cemali fışkıran, ikisinin dışında farklı kemali. Böyle oluyor. Devam et abim. Abi bu itibari yani ölüm şeyini, ölüm yok demek istiyor aslında yani. Yani öyle ölüm bizde var, bizde bizim düşüncemizde var. İtibari şu. Bak emri nisbi dışarıdan alma özelliğimiz. Emri itibari demek o alınanların sendeki farkındalık. Sen nasıl anlamlandırdın? Yani o aldığın malzemeleri, örf, anane, gelenek, kültür, eğitimine göre o dışarıdan aldıklarını harmanlıyorsun. İçerisinde sana anlam kazandırıyor. İtibari bir şeydir. İtibaridir, evet, nisbi değil. Ölüm itibaridir diyor. Neyi itibar ediyor? Dünya, ahiret, Allah, peygamber, dostumdur, cemaatimdir, kardeşimdir, eşimdir, oğlumdur. Bunlar itibaridirler. Kendileri bizzat nisbidir. Benim alemde itibaridir. Bunları nasıl her şeyi makamına koyduğu gibi mefte esmanın mertebelerinin cemi olan şu dünya hayatıyla ahiret arasındaki itibari bir berzahlık yapıyor. Evet.
Yani itibari halk arasında da nasıl kullanılıyor? Mesela yani aslında öyle bir şey yok da öyle kabul ediyorsun demek. Mesela paranın değeri nedir? İtibaridir denir değil mi? Yani evet. Güncelde konuşulur. Yani itibari ne demek? Yani o kağıt paranın gerçek bir değeri yoktur yani. Yani bir kuruş bile değildir belki kağıdı. Niye 100 lira 200 lira ediyor? Biz öyle itibar ediyoruz, öyle kabul ediyoruz yani. İtibari. Yani ölüm demek ki yok aslında da biz itibari olarak öyle bir şey var zannediyoruz yani. Şöyle diyelim ki mesela bu odadan birisi çıksa, odadan çıktı, kapıyı kapattı. Şimdi ben diyorum ki odadan çıktı. Adam odadan çıktı. Ahmet odadan çıktı mesela. Öbür taraftaki de diyor ki Ahmet benim yanıma geldi diyor. Yani şimdi Ahmet çıktı mı geldi mi? Hangisi? Ha, ben onu çıktı olarak itibar ediyorum yani. Öyle kabul ediyorum. Buradan şey olarak çıktı olarak görünüyor. Ama öbür taraftan uzaktan bakan öbür eve taraftan bakan eve böyle böyle bakan çıktı girdi. Ha, ikisi aynı görür. İşte bedeninden değil de enfusten bakan çıktı, girdi. İkisi de aynı şey. Ha, çıktan girdi. Ama sen odandan bakarsan senden çıktı. Öteki odadan bakarsan benim yanıma geldi. Evet. Dışından bakarsan böyle cam kan olsa ha, buradan çıktı buraya girdi. İkisi de benim için aynı. Girdi çıktı aynı. Evet. Yani mesela güneş uful etti, battı. Diyoruz değil mi? Ya bana göre battı ama Fransa'ya göre de doğdu. Burada batıyor, orada doğuyor. Yani demek ki ölüm o zaman aslında ölen için ölüm yok. Öyle diyelim. Ölüm sağ olanlar için var. Yani burada sağ olanlar öldü diyor. Güzel, çok. Çok belki bu akşamın en veci şeyi. Ölüm sağ olanlar için var. Ölen için ölüm yoktur. Çünkü dirilmiştir zaten. Yani dirilmiştir. Çok orijinal bir cümle oldu. Ölüm sağ olanlar için var. Felsefecilerin evet. Bir şeysini söyleyeyim felsefecilerin. Dedim ya merak ettim bu filozoflar ölüm korkusundan nasıl kurtulmuşlar? Ondan sonra bir tane ismi gerek yok. İsim şöyle demiş. Ölümden korkma demiş filozof. Çünkü gelmeden yoktur. Gelmemiş. Niye ölümden korkuyorsun ki? Daha ölmedin ki. Öldüğün zaman da de diyor. Ölmüşsün zaten. Korkuya da gerek yok. Şimdi bu da ne diyor? Aynı o cinste bir şey söyledi. Ölüm diriler için var. İtibari ya. Ölen ölmüştür zaten. Yani geçen geçmiştir. Giden gitmiştir. Giden gitti. Ölüm denilen şey bitiyor vefatta. Hatta hadis-i şerifte ölüm keçisi diyor. Cennet ve cehennem arasındaki arasatta getirilir. Cehennem ve cennet ehli o ölüm keçisini, keçi olarak gözükecek, onu keser, boğazlar diyor Cenab-ı Hak. O zaman cennet ehli oh elhamdülillah ölüm öldü. Cehennem ehli diyecekmiş eyvah şimdik yandık. Çünkü yansan da pişsen de ölüm yok. Cehennemde ölüm yok. O zaman cehennem oluyor. Cennet oluyor. Şimdi ne dedi? Ölüm dirilere var dedi. Ne dediğini belki de o daha fazla şey yaptı ama beni çok etkiledi. Sarstı. Ölüm dirilere var. Ölen öldü. Kalan zaten şey burada. Filozof dedi ya ölümden korkma. Öldün mü? Yok. Benim bir hafız var. Huruf-u Mukatta Talim Hocam Selahattin Şerifoğlu. Uçakla beraberiz. Fena oldu yani türbülans. Yani ben biraz bu işin şeyi ilmi olduğu halde yani uçakla alakalı ilmim var. Mektebini biraz okudum. Hem de olayı da biraz vehmi de bildiğim ama çok fena yaptı. Hem türbülans hem alabora gibi böyle. Çok Samsun üzerinde. Bir şey anlatmak için söyledim. Dedim korktun mu dedi. Hafız nasıl korkmadım ya? Korktum tabii ya. Bak dedi. Düştün mü dedi.
Yok, düşmeden korkma dedi. Düştükten sonra korkarsın. Anlayamıyorum ki ben bunu. Ben bunu anlayamıyorum. Düşmeden düşme korkusunu yapma dedi. Düştün mü? Yok. Düşersen korkarsın. Düşmedin. Niye olmadan olmuşunun dedi şeyini çekiyorsun? Düşünce dedi düşmeyi korkarsın. Düşünce korkarsın dedi. Düşmeden korkma dedi. Dedim iniyor. İnsin öyle dedi ya. O zaman korkacağım dedi. Adam dediği gibi ölüm gelmedi. Ölüm korkusundan niye korkuyorsun? Yok ki kendisi. Kendisi yok. Niye korkuyorsun? Öldükten sonra da zaten ölmüşsün diyor. Ölüm korkusu gene yok. İkisi arasında işte itibari bir şey işte. Evet, devam Yani edelim. şimdi yani bu odadayız biz. Buradan öbür tarafa geçene, buradan çıkana biz çıktı ya da öldü diyoruz. Çıkıp giden için öyle bir şey yok ki. Bak odada sabit olanlar diyor, aa çıktı diyor. Çıktı. Ha, öyle Ama yani. çıkan için öyle bir şey var mı? Yok. Ha orada bir şey olmadı ki. Ha orada. Yürüyorum diyor. Bir yere çıkmadım, bir yere de girmedim. Yürüyorum. Bizim için gitti. Başkası için geldi. Yürüyen için de ikisi de değil. Bizim için ölüm var, diriler için var. Ölen için zaten terisi olmuş. Veya çukura gitti, leş gibi gitti. Yani bakın, buradan gitti. Benim için gidiyor. Başkası için geliyor. Yürüyen için ne gidiyor ne geliyor. Yürüyor. Devam ediyor muyuz, bitiriyor muyuz? Bir tane de oku da bir tane de. Çünkü ben biraz fazla gevezelik yaptım. Şimdi, dünya bir kitab-ı samedanidir. Huruf ve kelimatı nefislerine değil, belki başkasının zat ve sıfat ve esmasına delalet ediyorlar. Öyleyse manasını bil, al, nukuşunu bırak, git. Hayatın bir kelime-i mektubedir. Kalem-i kudretle yazılmış, hikmet nüma bir sözdür. Görünüp ve işitilip Esma-i Hüsna'ya delalet eder. İşte hayatın sureti bu gibi emirlerdir. Ölümle ne ilgisi var? Denilebilir. Yani hayat, şimdi Cenab-ı Hakk'ın manalı bir yazısıdır yani. Veya hayatımızla biz manalar yazıyoruz kader sayfelerimize. Yani mesela bir kağıtta bir manalı bir yazı var. O manayı aldık biz, okuduk, ezberledik, anladık. Artık o kağıdı muhafaza etmenin manası yok yani. Veya defalarca okuduk, kağıdı eskittik artık yani. Kağıdı taşımanın manası yok. Kağıdı nasıl ki atarız ya da yakarız. Çünkü o manalar artık zihnimize intikal etmiştir. Yani işte ölüm o manaların zihne intikal eder. Yani mesela kağıttaki yazı maddi bir şey iken o mana zihne intikal etti. Ne oldu? İnsanın mana alemine taşındı yani. Başka bir aleme gitti yani. Bak, kağıttaki maddi alemden manalar insandaki manevi alemlere gitti. Buraya şey diyor. Burayı mesela Kur'an siyah bir mürekkep. Okuyunca o siyah mürekkep sende suratı nurlanıyor. Aklına fikir oluyor. Kalbine duygu oluyor. Vicdanına his oluyor. Ahiretine ışık oluyor kabirine. Sırat köprüsünde hasene oluyor. Cennette makamın oluyor. Allah'ın zatına rıza oluyor, rüyet oluyor. Kur'an'a hepsi aynı şey. Şu mertebeye bak. Şu hakikate bak. Siyah bir mürekkep gibi. Ama okuyunca o değil artık.
sana dönüştü. Kur'an okuyoruz, onu okuduğumuzu zannediyoruz. Onunla kendimizi okuyoruz. Okuyan da okunan da aynı. Kendi üstünü açıyorsun. Kur'an okurken üstünü açıyorsun. Külliyatı okurken kendi istidadını kabiliyete dönüştürüyorsun. Okuyan da okunan da aynı. Evet, neyse. Yani hayat Cenab-ı Hakk'ın hikmetli, manalı, değil mi? Esmalarını ifade eden, yani anlatan hikmetli bir yazısı. Yani bu hayat böyle bir mektubu Cenab-ı Hakk'ın. Şimdi bu manaları ifade ettikten, bakiye inkılap ettikten sonra artık yani lüzumsuz ya da kırışmış, buruşmuş bir kağıt halini alan cesede gerek yok yani. Çünkü manalar aslında. Yani gençliğinde güzel gül çiçeğine benzerse de ihtiyarlığında kuru uyuşmuş kış çiçeğine benzer diyor ya. Yani artık bütün manalarını ifade ettikten sonra kırışmış ve buruşmuş cesede gerek. Evet, yani cesede gerek yok artık. Onun yırtılıp atılması lazım. Daha başka alemlere manalar, esmalar intikal etti zaten. Evet. Hatime verelim mi? Olur. Subhanallahi melena illa ma allamtena innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Amin. Maşallah. Allah razı olsun Alaaddin. Dünyamızı değiştirdin. Ölmeden önce öldük. Ölmeden önce ölünüz. Ölüm de bedenedir. Ruha değilse ölmeden önce ölünüz demek bedeni yaşamayınız. Bedeni yaşamazsan ölmeden önce ölürsün. Ne olur sonra? Bedeni yaşamayan bedeni ruha göre ölmüştür. Ölen bir daha ölmez. Teris olur. Ölmeyen ölür. Evet. Şeyde et çürüyor değil mi? Et. Et çürüyor. Nasıl anlarız çürüdüğünü? Ya enerjiye dönüşüyor ya kurt oluyor. O eti yersek hayatın yok olur bak. Et yok olurken kurta dönüşüyor. Kurt nedir? Canlıdır, gözü vardır, hayatı, hissiyatı var. Bak et parçasından kurt çıkması gibi bedenden de ruh böyle çıkacak. Kurt neredeydi? Çürümüş o etin neresindeydi kurt? Her yerindeydi. Yanan odundan duman çıktı, nur çıktı. Neresindeydi? Her yerindeydi. Bakın hani et yok olmuştu, çürümüştü. Kurt çıktı. O kurt da ölse parazitler çıkacak. O da ölse mikroplar çıkacak. O da ölse kuantum fiziğine geçeceksin. Nerede ölüm var ki? Kum saati gibi. Yukarısı kum, beli ince, alem-i şehadet kum, şu ölüm anı o berza, beli gibi kum saati, aşağıdaki geniş ahiret. Ya kuantum fiziği çıktıktan sonra ölümün nasıl içtik olduğunu fiziken mümkün değil. Yok olamazsın, istesen de yok olamazsın. Odunu yakın. Hadi bir şey yok edin hadi. Pili bitirin hadi. Bir şey yapmadan bitirin. Pil ya videoya dönüşür ya ses kaydına dönüşür ya bir şeye dönüşür. Odunu yaktınız, enerjiye dönüşür. Ya çürüdü, ağaca dönüşür. Bir şeyi ortadan başka bir şeysiz kaldıramazsınız. Fiziğe de zıttır. Geceniz mübarek olsun. İyi ki ölüm var. Çünkü hayatımızın varlığını anladık. Sana tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hepiniz var olun. İyi ki bu derse girdiniz. Girenler için söylüyorum. İyi ki girdik elhamdülillah. İyi ki bugün buradayız. Selamünaleyküm. Abi bu açıdan baktığımız zaman çok güzel. Ölümün güzelliği tamam. Bunu kesinlikle kabul ediyoruz. Eceli gizli olarak olan ölümün Nemrut ve firavuniyetimizi kırması ve nefsin gerçek sahibini kabule bizi mecbur etmesi hikmeti ya, doğar mı? Ya çünkü... hem de nasıl maşallah. O da çok güzel.
Nemrut ve firavuniyetimizi şey yapar. Vay be. Evet. Evet evet güzel bir nokta. O da ayrıca işlenmesi gerekirdi aslında. Bir daha söyle güzel olsun. Abi notlar kısmına yazdım aslında ben onu. Sen bir daha söyle. Notlara biz bakacağız. Ecelimizin gizli olduğu ölümün bizim Nemrut ve firavuniyetimizi kırıp nefsin gerçek sahibini kabule bizi mecbur ediyor. Gerçek sahibi evet. de Allah. Kabule evet. mecbur ediyor. Yoksa Doğru. ölüm tarihi belli olsaydı çok rahat yaşanırdı. Doğru. Veya ölüm kendisi zaten o enaniyeti kırmak için o hikmeti de var. Yani mesela hastalık insanın aciz ve zaafını gösteriyor değil mi? Enaniyetini, gururunu kırıyor hastalık. Kırıyor. Ama hastalık bile bazen kafi gelmiyor. Cenab-ı Hak ölüm gibi bir şey yani ölüm gibi bir imtihan vermiş yani. İnsanı uyandırmak. Kesinlikle abi. Benim de dediğim o aslında. Ölüm olmasaydı her birimiz birer bir Nemrut, birer bir Firavun olurduk. Derdik ki nasıl olsa bu hastalıktan iyileşeceğim. Dolayısıyla sevap işlememe gerek yok veyahut namaz kılmama gerek yok. Ama ölümün olması bizi bir nebze olsa nefsimizin gerçek sahibine teslimi, gerçek borçtaki gibi kabulüne bizi mecbur ediyor ölümün olması. Yani hastalıktan vesaire daha büyük bir nasihatçi yani. Kesinlikle abi. Dersin ki ölümden nasıl olsa iyileşirim ben. Geç olur ama gene iyileşirim. Ama ölüm yok kardeşim sen gideceksin. Sen değil de işte nefis tadacaktır onu. Yani bazılarını ölüm gibi bir nasihatçi bile uyandırmıyor mesela. Yani hastalık uyandırmıyor vesaire ölümde mi uyandırmaz mesela? Uyandırmıyor yani. Firavun demiş ya beni buradan kes ki azametli gözükeyim. Yani düşünebiliyor musun? Kafamı keseceksin ama diyor. Buradan kesme diyor. Raza aşağıdan kes diyor. Kesileceği halde işte bu ne demek yani? Niye anlamıyoruz? Bu ancak Ebu Cehil olacaksın ki anlayasın. Anlayamazsın. Bu mertebe de var. Benim hoşuma giden taraf o. Ulan bu mertebe bende de mi var? Var. Firavunluk var mı? Var. O mertebe bizde var. O Firavun tarafımızda var, Nemrutluk tarafımızda, Şeddat var, Sufyan var, var da var. Hepsi bizde. Ben sizde dahil olduğum gibi bütün insanlar da, sen de, ben de dahil. Herkes kendi noktasına bakacak. Peki arkadaşlar, kapatıyorum oturumu. Rabbim emanet olun. Tekrar selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi.